İyi akşamlar Gerçek TV izleyicileri. Bugün de Türkiye ve dünyada askeri havacılık, savunma sanayi ve diğer askeri konularla alakalı dot dolu bir programla karşınızdayız. Bugün çok fazla dosyamız var. Uzun bir program olacak, çok fazla konumuz var. Sonuna kadar bizi izlemeye devam edin. Evet, ilk önce Türkiye'deki gündemi ele alacağız. İlk dosyamız Arat projesiyle alakalı. Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir bir açıklama yaptı. İşte Kale Arge ile yapılan bir sözleşme var. Bu Arat projesi gezgin uzun menzilli milli seyir füzesinin turbojet motorunun yerli imkanlarla işte Kale Arge aracılığıyla yapılmasını ve geliştirilmesini kapsıyor. Şimdi İsmail Demir şöyle bir açıklama yaptı. Biliyorsunuz Ukrayna'dan şey alındı, gezgin füzesi için turbojet motor alındı. Bu motorların sadece test ve geliştirme sırasında kullanılacağını, nihayetinde milli turbojet motoru yapıldığında, ki biliyorsunuz SOM için KJT-3200 milli turbojet motoru zaten yapıldı ve şu anda seri üretime geçti. Atmaca, KKK ve Atmaca, gemi savar ve SOM füzeleri bunlarla uçuyor. İşte gezgin füzesi içinde bunun daha büyüğü, yani daha uzun süre uçan, daha yüksek, daha büyüğü, daha uzun menzile götürebilecek, daha fazla güç üreten modeli yapılacak. Önemli gündemlerden biri buydu. Diğeri ise ikinci fotoğrafta gördüğünüz Kırgızistan'ın TB2. Kırgızistan'a satılan TB2'ler medyaya yansıdı. 33.4 milyon dolarlık bir satış söz konusu. Türkiye'de biliyorsunuz bu SİHA satışlarındaki tutar belki söyleniyor ama kaç tane satılmış, ne kadar satılmış, onu bir türlü onlar açıklanmıyor. Yani kaç adet TB2 satıldığını bilmiyoruz. Ama işte 33.4 milyon dolarlık bir satışın söz konusu olduğunu biliyoruz. Bir de burada dikkat çeken yabancı savunma sanayi, daha doğrusu savunma sosyal medyasına veya Twitter hesaplarına da düştü. CATS elektro-optik sensör sistemi, Aselsan'ın. Bu daha önceden biliyorsunuz bu Kanada yapımı olanlar vardı TB2'de. Aselsan'ın ürettiği CAT sisteminin de bu Kırgızistan'a satılan TB2'lerin altında fotoğrafta görüldü. Dolayısıyla onun da ihraç edildiği ortaya çıkmış oldu. Üçüncü geçen haftaki gündemde, bu arada burada bir video var arkadaşlar. O videoyu isterseniz kısaca bir izleyelim. Беспилотные летательные аппараты «Байрактар» поступили на вооружение пограничной службы. Сегодня глава государства осмотрел летательные аппараты. Главе государства рассказали о системе управления этими аппаратами и продемонстрировали их работу. Данные аппараты полностью приобретены на средства из республиканского бюджета и будут использоваться для обеспечения оборонной безопасности страны, в том числе по охране государственных границ. Geçen haftanın üçüncü haberiydi. Filipinlere ihraç edilen T-129 Atak savaş helikopteriydi. Savaş Atak helikopterinin görüntüleri yansıdı. Bu fotoğrafta gördüğünüz bu şeye Filipinlere ihraç edilen model. Diğer bir gelişme ise Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'na dördüncüsü teslim edilen Deniz Karakol Keşif Gözetleme Denizaltı Harbi Görevli P-72'lerdi. P-72'ler aslında ATR-72 uçağının Deniz Karakol versiyonu. Videoda da şimdi arkadaşlarım size videoda da görecek.
72'de şöyle MK-80, MK-46 ve MK-54 hafif torpidolarını atabiliyor. Yani sadece bir keşif gözetleme değil, aynı zamanda bir denizaltı harbi görevli bir uçak. Bunlardan iki tane kaldı. Toplam 6 taneydi. Biliyorsunuz Meltem projesinde de bu CN-235'lerin versiyonu var. Zaten çok uzamıştı. Çok sancılı bir projeydi ve yıllar sonra nihayetinde sonuçlandı. Bu ATR-72 de CN-235'ten farklı olan bir uçak. İşte Lincoln 1 kabiliyeti var. İşte Milsov buna Lincoln 6 kabiliyeti de ekledi. Sonra bunlar bildiğiniz taktik veri bağlı. Yani A merkezde harp için olan şeyler, data linkler. Diğer uçaklarla, yer kontrol istasyonuyla, radar istasyonuyla, havadaki diğer avakslarla hepsiyle direkt bağlantı yapıp taktik hava resmini ekranlarında görüp veya kendi aldığı verileri onlara aktarabilmesini sağlıyor. Ve aynı zamanda hafif torpido kullanıyor ki bu da çok önemli. Bekletmeden ve mümkün olduğu kadar seri bir şekilde geçmeye devam ediyorum. Ve 5. dosyamız da TürkSat 5B. Biliyorsunuz TürkSat 5B, işte Elon Musk'ın bu malum Falcon 9 SpaceX roketiyle gönderildi Cape Canaveral üstünden. Ve içinde Aselsan'ın Q-band almaç ve K-band yükselteçlerinin olduğu veri bağı aktaran aynı zamanda ekipmanları vardı. Veri aktarım ekipmanları vardı. Türkiye'nin yeni bir haberleşme uydusu ki çok geniş bir alanı kapsıyor. Böylece TürkSat 5B'nin fırlatılması da geçen hafta yine savunma sanayi gündeminde önemli bir gündem idi. Diğeri de yeni bir denizaltı aracı. Daha doğrusu özel kuvvetler, bu SAT-SAS timleri gibi, yani özel kuvvetleri sızma harekatlarında kıyıya çıkaran yeni bir araç tasarladı bir Türk firması. Kuasar KM-STC-10. İşte fotoğrafını görüyorsunuz burada. Altınoğlu dostumuz bu. Buna kısaca İngilizce SDV diye kısaltılıyor bu. Yüzücü teslim aracı gibi çevriliyor. Bu da orijinal yeni bir ürün ve dünyada da çok az örneği var. Türkiye'de de bu şekilde yeni bir ürün yapıldı. Sonraki dosyamız da yine İsmail Demir'in açıklamasıyla 500 bin euroyu yakan firma. Evet, bu hangi ülke çok merak ediyorum açıkçası. Hangi firma olduğunu da çok merak ediyorum ama açıklanmadı. Birkaç tahminim var ama söylersem şimdi burada spekülasyon olur. Biliyorsunuz İsmail Demir'in açıklaması şuydu, firma Altay'ın güç ünitesi, yani motor ve transmisyon demek bu. Prototip aşamasında bize 3 tane prototipini veren, yani alın bunları bakın çalışın, beğenirseniz birlikte yapalım, ondan sonra seri üretimi yapalım diyen firma durduk yerde, bu muhtemelen teminat mektubunu kastediyor, 500 bin euroluk teminat mektubunu yaktı ve gitti. Yani ödemek zorunda kaldı. Şimdi fotoğrafta da görüyorsunuz, işte Dışişleri Bakanı var, karşısında Kore heyeti var. Kore ile anlaşma yapılacak. Zaten geçen, daha önceki programlarda bunu anlatmıştım. Yani yapılacak. Şubat ayında Kore heyeti gelecek ve bir sözleşme imzalanacak. Ve bu şekilde devam edilecek. Bir taraftan Tümesan ve bizim kendi milli tank motorumuz da geliştirilmeye devam ediyor. Burada şimdi ben size şey okumak istiyorum. İsmail Demir'in bu konuda ilgili aktardıklarını, daha doğrusu açıklamasını okumak istiyorum. Şöyle, Altay Tankı Güç Grubu ile ilgili mutabakatları vardı firmayla diyor. Aslında ben şunu hiç duymadım ki bir firmanın durduk yerde böyle, yani üzüldüm diyor, böyle birdenbire bunu bırakması. Prototip aşamasında bir güç grubu veren ülke tam son aşamada bunu verdiniz, şimdi neden vermiyorsunuz diyor. Yani ne oldu diyor. Böyle bir hani sorgular tarzda bir beyanatı var. İşte burada artık o ülke neden bıraktı bunu? Çok ilginç. Ne oldu? Bizim tabii projemizin biraz yavaşlamasına sebep oldu ama Kore ile anlaşacağız. Yani Altay'daki durum da bu. Şimdi Eurofighter dosyamızı açıyoruz. Kuveyt 28 adet Eurofighter alacak. İlki Kuveyt Hava Kuvvetleri'ne teslim olmuş. Arap ülkeleri çift motorlu, büyük, gelişmiş 4+6 nesil, henüz 5. nesile nail olamadılar, F-35 alamadılar ama Eurofighter ve diğer Rafael falan hepsini alıyorlar. Biliyorsunuz bayağı bir Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Kuveyt cephesi yoğun. Şimdi bir diğer haberde işte iki nolu fotoğrafta görüyorsunuz. M-132 Azram füzesi, yani kısa menzilli havadan havaya füze. Bu Avrupa konsorsiyumu, daha çok İngiliz yapımı diyebiliriz. Sidewinder'ın muadili, Avrupa'daki
ilk atışın ilk hava zaferini, daha doğrusu Eurofighter'da ilk hava zaferini kazandı diye İngilizler haber yaptılar. Yalnız haber yaparken ben Twitter'da da itiraz ettim biliyorsunuz. Şöyle haber yaptılar. Eurofighter ilk hava zaferini kazandı ve Suriye'de bir drone, İHA, SİHA veya neyse vurdu. Hangi ülkeye ait olduğu da söylemiyorlar. Ama şimdi bunu haberi şöyle deselerdi. İngiliz Eurofighter'ları ilk kez bir hava zaferine imza attı. Tamam. Ama öyle bir haberi yaptılar ki Eurofighter'ın ilk hava zaferi hemen oradan benim Suudi Arabistanlı Hava Kuvvetleri'nden ve Suudi Arabistan'ın savunma medyası gibi diyeyim ya da oradaki hava kuvvetlerinden falan yazanlar da oluyor. Hemen zaten DM ve diğer attılar. Ya biz yüzlerce İHA vurduk diyorlar Yemen'in yani Husilerin. İlk hava zaferi niye oluyormuş diyorlar. İşte 3 nolu fotoğrafta görüyorsunuz Suudi Eurofighter'ını. Dolayısıyla aslında bu ilk hava zaferi değil. Evet bunu da böyle geçelim şimdi. Doğruya doğru, eğriye eğri. Herkesin hakkını herkese vermek lazım. Gelelim Yunanistan'a. Yunanistan durdurak bilmiyor. Müthiş bir silahlanma yarışıdır gidiyor aramızda. Biz habire de milli ve yerli silahlar yaptıkça onlar da bunların muadili olabilecek. Hatta bazen muadilinin de üstünde olabilecek. İşte F-35 talebi gibi, Rafael gibi falan. Ya da Eurosam Aster 30 gibi böyle sürekli bir şeyler almaya çalışıyorlar. Şimdi son aldıkları şey de daha doğrusu kongre onayladı. Artık bu sözleşme aşamasında ne olacağı büyük ihtimalle olacak yani. Yeni bir ABD hükümetiyle 9.4 milyar dolarlık silah satışına izin vermiş kongre. Bu nedir? Bunun işte 2,5 milyar doları bizde de kullanılan fırkateynler var biliyorsunuz MEKO sınıfı. Onlardaki MEKO sınıfı fırkateynlerin işte topunu, bazı füzeleri birçok yerinin modernize edilmesiyle. Fakat 6,9 milyar doları da yeni savaş gemisi alınması. Hangi savaş gemisi? Burada arkadaşlarıma yardımcı olması için söylüyorum. Bir nolu fotoğrafta gözüken. Bu nedir? Çok fonksiyonlu yüzey savaşçısı. Amerika'nın yaptığı yeni bir savaş gemisi bu. Bunu niye yaptı? Çin'de Pasifik'te Çinlilerle veya Atlas Okyanusu'nda Ruslarla savaşmak için değil. Tamamen sığ sular için. Yani Ege için biçilmiş kaftan. Yani sığ sularda çok yüksek süratli, manevra kabiliyeti yüksek ama füze, gemi savar füze, hava savunma füzesi gibi kapasitesi de olan acil müdahale botu gibi demeyelim de yani fırkateyninden daha hızlı, daha çevik ve Ege adaları için ideal bir savaş gemisi. Tabii Yunan Amerikalılar Ege için yapmadı bunu. Kendi dünyanın her donanması, dünyanın her yerinde cirit attığı için yani her yerdeki mücadelelerde sığ sular, iç denizler için. Yani böyle biraz blue water değil de hani biraz green water mantığıyla, donanma mantığıyla yapılmış bir şey. Ve Yunanistan bunlardan da alacak. Bu da ciddi bir baş ağrısı. Yani ben her şeye kolay kolay baş ağrısı demem biliyorsunuz. Buna diyorum ve ne olacak bilmiyoruz artık. Ve gelelim Korelere. Koreler zaten hiç durmuyor biliyorsunuz. Şimdi size bir video seyrettireceğim. Videoyu siz seyrederken zaten ben de arkada sesle ilgili bir şey olmadığı için arkadan konuşayım. Bakın HS-15'ler, HS-16'lar yani kıtalar arası balistik füzeleri ki bunların 10 bin kilometrenin üstünde şeyleri var, menzilleri var. Büyük bir balistik füze müzesi açmışlar. Normalde ben en çok dünyada gezmek istediğim müze işte Washington'daki bu havacılık müzesi var. Dayton'da var şeyde, nerede? Ohio'da. Onlar da ama burayı gördükten sonra yani kesinlikle burası bütün hava savunma füzeleri, yerde işte S-300'lerin kopyaları, bakın booster motorları falan gözüküyor. Mesela HGV gözüküyor. Bakın uzu pembe olan şey, daha önce bahsettiğim DF-17 ucuna HGV takılmış Çin kopyası. DF-17'nin Çin kopyası KN-23 Kuzey Kore'de yapılan. İşte bu büyük üstü böyle siyah beyaz boyananlar. SLBM'ler yani denizaltıdan atılan balistik füzeler. Üçü de orada duruyor. O büyük araçları da gözüküyor. 11 tekerlekli aracı. Ya muhteşem yani bu muhteşem bir müze yapmışlar ve hepsinin de orijinalini getirmiş oraya koymuşlar. Yani şöyle bir balistik füzelerle alakalı müze ben fotoğraflardan gördüğüm kadarıyla bir Amerika'da var, bir Rusya'da var, bir de Çin'de var. Yani muhteşem bir müze. Yani şunun içine dikkat edin. Adamlar gerçekten bu hava savunma kopyaladıkları bu hava savunma S-300 işte İskender kopyaları var bakın. Yine topçu roketleri, fırtına obüsü gibi olan bir tane obüs var orada. Hepsi gözüküyor. Yani
tek tek saymak da istemiyorum ama hatta manevra kabiliyeti olan şeyi bile gözüküyor şu anda. Topçu roketi gibi yeni top mermileri var ya, onların burnunda terminal aşamada manevra yapan kanatçıkları da var bakın. Bu şekilde muhteşem bir müzeydi. Geçen hafta çok konuşuldu bu da. Son dosyada Güney Kore'den. Güney Kore'nin Hyunmoo, yani İskender kopyası denebilecek Hyunmoo balistik füzeleri var. Kısa menzilli SRBM. Dünyada evet, Rusya, Amerika, Çin'de, özellikle Rusya ve Amerika'da cep mesafesi, yani dairesel sapma oranı 10 metreye düşen balistik füzeler var. Bunları araştırırsanız görürsünüz. Çok böyle hani bir seyir füzesine yakın isabetli. Tam seyir füzesi gibi değil. Ya yani şu camdan tam girmezdi işte. 10 metre ileri düşer. Yani daha çok şey için nükleer başlık taşıyan intercontinental, yani kıtalar arası balistik füzeleri, ICBM'lerin silosunun ağzından vurup işte hard kill dedikleri delip nüfuz edici bomba gibi nükleer siloları imha etmek için cep mesafesi çok düşürülmüş kıtalar arası balistik füzeler var. Ama şu fotoğrafta gördüğünüz, bakın ben hayatımda yani bu kadar isabet oranı büyük, bu kadar yüksek bir balistik füze görmedim. Bakın neredeyse tam isabet. Kırmızı dairenin içine düşüyor. Ve bu bir SRBM, yani bildiğiniz kısa menzilli balistik füze. Bir İskender kopyası. Muhteşem bir fotoğraf bu. Bunu da sizinle paylaşmak istedim. SİHA dünyasında yine çok ilginç olaylar oldu. Geçen hafta ben bu stealth, yani düşük radar görünürlüğü olan SİHA'ları Twitter'da hepsini topladım, attım. Buradan size onunla paylaşmak istiyorum. İşte yukarıda turbofan motorlu XQ-58 var. Onun yanında şu Lloyd Wigman var. Bu Boeing'in yaptığı, Avustralya için yaptığı. Onun bir benzeri bu da. Yine turbofan motorlu, yine 5. nesil savaş uçaklarıyla beraber savaşa gidecek bir aday, yani şimdilik aday bir şey. Onun yanında MQ-25 Stingray var ki bir önceki programda anlattım. Düşük görünürlükte stealth tanker, F-35'e ikmal yapacak olan tanker. Altında X-47B var. Bu da uzun süredir test ediliyor. Uçak gemilerinden kalkıp bombardıman yapıp, yani gövde içinde sakladığı bombayı atıp bombacı bir stealth drone. Normal bildiğiniz savaş uçağı kadar, zaten kanatları da katlanıyor. A-7, A-6'lar vardı eski uçak gemilerinde. Onların işini yapacak yani. Onun yanında Çinlilerin yaptığı, henüz tasarım aşamasında, test aşamasındaki büyük CH-7 var. Altında da sürekli uçan ve yakında belki servise girecek olan Swatchop Lijian var. O da X-47B'nin muadili. Onun yanında Kore'nin Kauri X var. Siz de şimdi görüyorsunuz zaten fotoğrafta. Bu Kore'ninki henüz uçmuyor. Ya daha doğrusu belki testlere başladılar, bilmiyoruz. Altında Ohotnik var. Ohotnik, bu avcı demek. S-70 ya da diğer adı. Bu da Rusların, bu da biliyorsunuz Su-57 ile beraber uçuyor. Amerikalılarınkinin F-35 ile beraber uçması gibi. Bu tarafta RQ-180 var. Bu casus drone. Keşif amaçlı Amerika'nın. Altında Neuron var. Bu Neuro, yani ortada bakın Euro yazıyor. Neuron birazcık bu Roma'daki eski Roma hükümdarlığına birazcık da ithaf edilmiş ismi. Bunun içinde birçok ülke var. Yunanistan da var bu projenin içinde. Yani bu olursa o da almış olacak. Biterse. İngilizlerin Taranis'i var. Şu anda ne durumda çok bilmiyorum. Sadece test uçuşları yaptığını biliyordum bir ara. Ve yeni test uçuşlarına başlayan Eura, Hindistan'ınki var. Stat dünya. Bizim Mius'ta burada TB2'nin, yani Bayraktar'ın yaptığı Mius henüz gövde tasarımı belli değil tabi. Stat tasarım mı olacak, üçgen kanat mı olacak, nasıl olacak bilmiyorum ama o da bunların içinde olacak eğer olursa. Tabi bunlar gibi mi olacak, farklı bir şey mi, onu bilemiyorum. Şimdi S-70'den, yani Ortniks'ten Ruslarınkinin biliyorsunuz çok eleştiriliyordu. Sonraki fotoğrafta gördüğünüz gibi. Neyi eleştiriyordu? Nozolu normal Su-35'ler, Su-57'ler gibi dışarı böyle termal gizliliği hiç olmayan, yani stealth olmayan aslında bir şeydi. Drondu. Ama bakın nozolu içeri saklamışlar. Maketlerinde gözüküyor. Yakındaki belki de bu şekilde testleri çıkacak. Nihayet Ruslar da buradaki termal gizliliği yaptılar diyebilirim. Bu çok önemli bir gelişme. Sonraki fotoğrafta da zaten geçenlerde test görüntüleri yansıdı. Buradakinin şu gördüğünüz fotoğraftaki, burada üçüncü fotoğraf oluyor. Bunun nozulları muhtemelen biraz önceki fotoğraftaki gibi gizli. Yani arkada böyle egzoz kısmı dışarıda değil.
Diğer bir gelişme de Amerika'da oldu. Şu anda siz 4 nolu fotoğrafta görüyorsunuz. Bu neymiş? Bunu ben bir size okuyayım. General Atomics Mayway İHA. Şimdi bu kısa iniş kalkış, yani uçak gemisinden ve kısa pistlerden iniş kalkış için yeni geliştiriyorlar. 170 metre kalkış iniş. 170 metreden kalkabiliyor. Yalnız dikkat edin, üzerinde 16 tane Hellfire var, tanksa var. Yani müthiş bir kapasite. Kısa pistlerden iniş kalkış yapabilmesi için yeni bir SİHA. Beşinci, tekrar resmini gördünüz. Beşinci SİHA'da da, daha doğrusu videoda da şu anda seyredeceksiniz. Sky Guardian MQ-9B. Bu bildiğiniz MQ-9. Ama bunun özelliği şu, sonra boy atıyor. Hani bizim Aksungur atacak ya, kanadında kocaman bir şey var. Ben burada da anlattım. Çok yazısı da yazıldı. Hatta röportajlarımda da vardı. Türkiye'nin denizaltı harbi ve keşif, gözetleme konusunda çok önemli bir kabiliyet olacak. İşte ama biz onun tabii henüz daha testi yapılmadığı için nasıl atacak, nasıl olacak hiç görüntüsünü görmemiştik. İşte böyle olacak. Bakın burada atıyor paraşütle. Bu attığı sonra boy. Bu ne yapıyor? Deniz suyun içine düşüyor bunlar. Birkaç yere atıyorlar. Oradan aktif veya pasif sonar uyguluyor. Ne yapıyor? Yani pin sesi yayınlıyor. Denizaltından yansıyan sesi alıyor. Yüzeyde, su yüzeyinde duran bir aktarıcısı var. Yani batmayan bir aktarıcısı var. Oradan bir bağlantı yapıyor. Tekrar İHA'ya gelen sinyalleri ve sesleri veriyor. İHA da merkeze aktarıyor. Dolayısıyla denizaltının yeri tespit ediliyor. Denizaltı harbiyle görevli herhangi bir uçak, helikopter veya başka bir gemi denizaltının yerini öğrendiği için ağ merkezli harp sayesinde direkt oradaki denizaltıya müdahale edebiliyor. Bunun işi bu. Çin dosyası. Burada Çin'le ilgili de SİHA'lar da var ama onu ayrı aldım. Şimdi Çin'de önce siz bir videoyu seyredin. Şimdi birinci videoda şunu gördünüz. Bir kırmızı böyle büyük bir bomba, bir SİHA'dan, bu Longbow, Çinlilerin büyük, bizim Anka gibi olan, hani hatta 3 motorlusunu yapmışlardı da, burada da size daha önceki programlarda anlatmıştım. Ona takılan bir bomba. Bu ne? Yangın söndürme bombası. Yani SİHA'larla yangına müdahale etmeye çalışıyorlar. Yani bir yerde yangın olduğunda bu bombaları takacaklar SİHA'nın altına, iki tane gidip yangın alanına atacak. Bu da bir yenilikçi bir çözüm. Sonraki videoda da
Titrotor gibi uçak gemiden, savaş gemisinden direkt dikey iniş kalkış yapıp sonra düz uçuşta devam eden titrotor özelliği olan bir nevi bir SİHA var. İsterseniz onu da seyredin. Bu da bence çok yenilikçi bir yaklaşım. Yani TCG Anadolu'da mesela TB3 olacak ama bir tane de böyle bir şey yapılsa mesela neden olmasın diyorum. Evet, üçüncü Çin dosyamız da şu. Ben bunu tweet dağıtmış. Altına uzun da bir zincir, bir şey yazmıştım. Tweetler de yazmıştım. Okuyanlar okumuştur ama kısaca şöyle özetleyeyim. Şimdi Çin yapay zekanın askeri alanda kullanılmasının denetlenmesi çağrısı yapmış. Niye? Çünkü küçük drone teknolojisinin kontrolden çıkacağını düşünüyor. Bence doğru. Yani Çinlilere katıldığım nadir anlardan diyeyim. Ülkelerinin yapay zeka drone çılgınlığına bir kontrol yapmalarını söylüyor. Burada aslında söylemek istediği şu. Yani yapay zekalı drone, yapay zekalı silah sistemleri ülkelerin birbirlerini kontrol etmesi değil. Yani ülkeler birbirini kontrol zaten ne kadar edebilir? İşte nükleer silahların yayılmasının önlenmesi anlaşması var. Tamam, sadece 9 ülkede var, başkasına izin vermiyorlar ama onlar yine bütün silahlar herkeste var. Yani bunu çok önleyemezler. Yani herkes yapacakken biz niye yapmayalım işte? Alpago, Togan, şunda biz de kullanıyoruz yani. Herkes yapıyor. Burada esas tehlike ve benim katıldığım nokta şu. Şimdi bu teknoloji çok yayılırsa, kıytırık ülkelere, sıradan ülkelere de yayılırsa ya da büyük ülkelerin birbirlerinin rakibi terör örgütlerine bu bilgileri verirlerse bir süre sonra şimdi İHA yapmak çok kolay. Biliyorsunuz PKK bile küçük İHA'lara EYP'ler taktı. Güneydoğu'da saldırılarda bulundu. Dünyada bu İHA ve SİHA drone, SİHA demeyelim de İHA ve küçük dronelar yavaş yavaş terör örgütlerinin eline de geçiyor. Eğer bu yapay zeka teknolojisiyle birleşirse, yani ülkeler bunu nükleer silahlar gibi çok sıkı kontrol altında tutmazsa, işte misile teknoloji, füze teknolojisi kontrol rejimi var mesela, değil mi? Çok ciddi ülke, 36 ülke imza atmış. Kimse kimseye kolay kolay füze teknolojisini veremiyor. Yani çok yapamıyor. Çok kısıtlı imkanlarla yapabiliyorlar. İşte nükleer silahların yayılmasını engelliyorlar. Aynı onun gibi. Şimdi yarın öbür gün herhangi bir küçük bir ülke burada belli bir noktaya girirse ya da küçük bir ülke değil de aslında teknolojide küçük ama teknolojide yüksek bir ülke de olabilir. Mesela İsrail gibi. İşte İran'a karşı mücadele eden bir terör örgütüne veya tersi İran İsrail'e karşı mücadele eden bir terör örgütüne. Bunları verirse terör örgütü terör örgütüdür. O örgütten başka örgüte, o örgütten başka örgüte yayılır bu. Ve yapay zekanın İHA'larla buluşması çok tehlikeli bir şey ki ben bunu Twitter'da defalarca yazdım. Bununla alakalı o kadar çok senaryo anlatabilirim, o kadar çok uygulanabilir veya şeyleri anlatabilirim ama bu hani bir nevi terör örgütlerine yol göstermek gibi bir şey olur. Hatta bir suç kısmına bile geçebilir. Gerek yok. Yani onlara gerek yok. Nasıl yapılabilir, nasıl kullanılabilir buna gerek yok. Bununla ilgili zaten biraz araştırırsanız bulursunuz. Ama gerçekten dünyada ülkeler bu konuyu gördüğüm kadarıyla bu konuda bir hani insan hakları ülkesine göre değişiyor ama mesela hayvan hakları konusunda genelde bir vurdum duymazlık vardı. İşte çevre kirliliği, iklim değişiklikleriyle alakalı, küresel ısınmayla alakalı nasıl böyle bir vurdum duymazlık vardı? Yıllardır mesela o gazların salınımıyla alakalı anlaşmaları birçok devlet imzalamadı. Aynı bu şekilde bir görmezden gelme var. Bu konuda da bir duyarsızlık var. Bu da insanlığın başına yakında bir bela olacak. Çok o meşhur bir video var biliyorsunuz. Adamın biri hani o büyük konferansta küçücük bir drone alıyor. İnsanların yüzünü tespit ediyor. Daha sonra gidiyor kafasından şu kadarcık bir drone kafasından vuruyor maketi. Orada bir senaryolar anlatılıyor ki hepiniz biliyorsunuz bu konulara meraklı olanlar zaten seyretmiştir. İşte bu da o çılgınlığın devamı ve o kadar tehlikeli. Kesinlikle yapay zekanın silah sistemlerinde kullanılması ülkeler arasında çok yeni yapılacak bir anlaşmayla çok sıkı kontrol altına alınması lazım. Ben kesinlikle biz yapmayalım, işte sadece gelişmiş ülkeler yapsın veya kimse yapmasın demiyorum. Bunu engelleyemeyiz. Yani bu bir silah sistemi. Bunu kim ülkeler gel yapmayacağız dese bile illa başka bir ülke yapar. Bir silah bir ülke yapıyorsa mutlaka başka ülkeler de yapar. Bu silahı yasaklamak reel bir şey değil. Yani dünyada bu silah yapılmayacak. Kimyasal silahlar yasak mesela. Ama Suriye'de ne kadar kullanıldı? Yani istediğin kadar yasakla. Mesele bunun transfer edilmesi ve teknolojisinin yasaklanması. Bunun yapılması lazım. Şimdi biliyorsunuz bir de programda ben değişik formatlar yapıyorum. İşte ilginç dosyalar,
ilginç haberler. Bu hafta da öyle bir şey düşündüm. Şimdi ilginç haberler kısmımıza geçelim. Birincisi bu ROK denen bir uçak var. Fotoğrafta görüyorsunuz. Bu biliyorsunuz dünyanın en büyük uçağı unvanını aldı. Niye? Bu An-124 vardır Ukrayna'nın. Şimdi Ukrayna'nınki tamam büyük uçak, 6 motorlu. Ama bu iki uçağın birleştirilmesi neydi? Amacı uzaya gidip gelecek o hem uzay uçağı gibi hem dünyadan direkt uzay atmosferi, troposfer üstüne uzay sınırına çıkacak uçağı taşıması veya işte uzay turistlerini taşıması o aracı ya da işte birazcık şey olsun diye, tasarruf olsun diye uzaya uydu gönderirken direkt bunun altına takıp bunun altından da o ilk baştaki birinci kademe motorunu çıkarıp bunun altından devam etsin gibi amaçlar. Şimdi bakın altında değişik araçlar var, HGV'lere benziyor. Bunda bir şey daha düşünmüşler. Bu da şu, HGV dediğiniz nedir? Hipersonik süzülme aracı veya süzülüş aracı. Balistik füzenin de fırlatılıp yukarıda tepe noktasından sonra veya tepe noktasına hiç çıkmadan birinci aşamadan sonra fırlatma aşamasından sonra atmosferin 50-60 km üstünde bırakılıyor ve ondan sonra hipersonik süratle yani 10 Mach gibi 5 Mach'ın üstünde 10-12 Mach gibi süratlerde süzülüyordu ya. İşte bunlar hipersonik silahlara karşı geliştirdikleri antibalistik füze sistemlerini THAAD gibi, SM-3 gibi veya başka sistemlerini denemek için sürekli bir HGV atacaklarına HGV'yi sanki bu atıyormuş gibi bu uçağa yükleyip çok akıllıca bir şey aslında. Balistik füze yerine havadan yani o çünkü bu da balistik füze kadar o yükseğe çıkabiliyor ya 40-50 kilometreye o irtifadan bırakıp HGV test aracına çevirmişler. Bir amacı da bu olmuş oldu. Evet bu videoda da biliyorsunuz Hindistan Agni 4, Agni 5 işte ICBM de yaptı. 5500 kilometreyi geçti. Hemen hemen yani. Yeni bir balistik füze yapmış Agni P. Henüz bununla ilgili silodan fırlatılıyor. Çok fazla bir bilgi yok. Ama en az bir orta menzilli füze yani MRBM olduğu kesin. Bunu da paylaşmak istedim. Bu yeni bir füze, yeni bir balistik füze. Bu konuları merak eden ve bu konuları takip eden insanlar varsa onların da bilgisi olsun istedim. Diğeri de Mars. Mars'ta bir türlü bir şey bulamadık biliyorsunuz. Evet, üçüncü fotoğraf. Nihayet Mars'ta su kristalleri, donmuş su kristalleri olan donmuş bir vadi bulundu. Yani bir su kaynağı bulundu. Yerin altında ama yüzeye çok yakın. Yani Mars'a koloni kurulduğunda ufak bir madencilikle yani bir denme veya sondajla o kanyondaki kristalize olmuş suyu kullanabilecekler. Yani içme suyu bulundu. Ne kadarmış bu? Hollanda'nın yüz ölçümü kadarmış. Dolayısıyla geri ufak detaylar kaldı. Bir hava lazım, bir enerji lazım, bir de bitki yetiştirmek lazım. Onları da hallederlerse koloni kurulabilecek. Ama çok ilginç tabii. En azından çok büyük bir gelişme bu. Su var. Yani ben hiç Mars'ta su olacağına hiçbir zaman inanmıyordum. Yani bu haberi de çok ciddi haber kanalları ve konunun uzmanı siteler paylaştı. Bayağı da bir haber oldu. Yoksa buna da kolay kolay inanmazdım ama nasıl olmuş Mars'ta su çok merak ediyorum açıkçası. Ama demek ki niye olmasın? Yani dünyada varsa orada niye olmasın? Ama sadece su var şimdilik. Sonraki konumuz da ilginç videolar. Evet, birinci video aslında ilginç derken bunun çok savunma sanayi haberi kısmı yok bunlarda. Biraz da sizi eğlendirmek istiyorum ama kuş, böcek, kedi, köpek videosunu getirecek halim yok. Konumuzla alakalı. Birisi Taliban İHA yapmış arkadaşlar. Yani değişik bir İHA. Öncelikle bu videoyu seyredelim isterseniz. Yani tabii bunu Afganistanlılar yapmış, Afganlılar yapmış. Artık bunu yapan Taliban mı? O şekilde medyada şey yapılıyor da. Oradaki adamlar kendi başına mı yapmış yoksa Taliban'ın askeri örgütü mü yapmış bilmiyorum ama bakın videoda görüyorsunuz uçuş yapıyor. Bizim daha çok böyle Birinci Dünya Savaşı'ndaki şeylere benziyor. İlk uçaklara benziyor ama sonuçta uçuyor. İkinci dosyamızda uçan adam, şişme adam. Uçurtma şeklinde bir adam yapmışlar. Ben bunu niye buraya getirdim? Biraz da ismi de biraz garip oldu. O kadar güzel bir aerodinamik yapmışlar ki aslında bu bir havacılık olayı, bir fizik olayı. O kadar mükemmel hazırlamışlar ki sadece hafif olması değil. Yani biraz uçup düşmesini bekliyorsunuz ama bakın videoya bakın çok uzun süre uçuyor.
Wow. Evet, üçüncü dosyamız da Aaron Thunderbolt tank avcısını sevenler için. RC model denen radyo kontrollü model yapmış adam. Fakat kokpite bir kamera koymuş. Kamerayı da tıpkı bizim Atak'taki T-129 Atak zırhlı savaş helikopterinin veya Apache helikopterinin pilotların kasklarının alttaki makineli topu çevirmesi gibi aynı sistemi uygulamış. Adam uçağı sürerken direkt uçağın içindeymiş gibi görüntü alacak. Onu da sanal gerçeklik gözlükleri gibi kafasına takmış. Kamerayı ne tarafa çevirdiğinde uçağın içindeki kamera da o tarafa çevriliyor. Bu uçağı bu şekilde uçuracak. Tam bir hayal, mükemmel bir şey yani. O yüzden çok orijinal. Bunu paylaşmak isterim. Dördüncüsü ise bakın bir kapak açılıyor. İçinden bir füze çıkıyor. Buradaki şimdi arkadaşlardan rica edeyim sesini de versinler. Buraya komik bir şarkı eklemişler. Bu dünyanın en büyük şu anda en azından geliştirilen satan gibi sarmat gibi olanlar için değil de servisteki yani envanterde olan en büyük kıtalar arası balistik füze SS-18 satan şeytan demek Rus. Silodan bakın kapak açılıyor ve önce soğuk fırlatmayla belli bir mesafeye çıkıyor. Çok az bir süre sonra hemen kendi roket motorları ateşliyor ama buraya koydukları şarkı ilginç. Bunu da o yüzden buraya ekledim. Şimdi kazalar dosyasına gelelim arkadaşlar. Bu hafta ilginç kazalarla alakalı bir şey yaptım. Ama ona gelmeden önce askeri havacılık haberlerini de sürekli size aktaracağım dedim ya. Görüntüsüz ama onlarla ilgili bazı havacılık haberlerini size aktarayım. Yakın gözlüklerim olmadığı için yanımda tekrar değişmek istemiyorum. Biraz zorlanıyorum. Kusura bakmayın. Şimdi Romanya 32 tane ikinci el F-16'yı Norveç'ten almayı düşünüyor ve alacak. Bu ikinci el F-16 piyasası da yani ikinci el araba piyasasını neredeyse aratmıyor yani. Habire birileri İsrail'dekileri sattılar. Habire birileri F-16'nın sıfırları da hariç bir ikinci elleri geziyor. Yani ben F-16'yı çok sevmediğim için mi ne bilmiyorum. Benim hiç hoşuma gitmiyor bu. Ya kurtulalım artık şu F-16'dan da yeni nesil uçaklara geçelim yani. Beş diğer haberde İsrail ile Amerika 200 milyon dolarlık balistik füze savunma sistemi için yardımda bulunacak. Zaten sürekli bulunuyordu. Bunun %80'i falan Iron Dome için, gerisi de David Sinning için. Her ikisi de biliyorsunuz antibalistik hava savunma sistemi. Bu gerek Hamas'ın ve Hizbullah'ın attığı roketler, topçu roketleri. David Sinning daha yukarı 70 kilometreye kadar menzili var. Daha üst kademe oluşuyor. Aynı zamanda geçen de Amerika'da bir yazı yayınlandı. Neden Soğuk Savaş'ın tanımı ABD Çin açısından tam olarak neden Soğuk Savaş tanımı ABD Çin'in arasındaki Soğuk Savaş'ı tam olarak tanımlamıyor. Yani şunu demek istiyor. Amerika ile Çin arasında ekonomik bağlantılar o kadar derin ki yani biz soğuk savaş aradaki rekabeti neden tam olarak tanımlamıyor derken mesele sadece dünyadaki ekonomik alanlarını veya stratejik yerleri ele geçirmek, donanmaların birbirlerine üstün gelmesi değil. Yani askeri olarak karşı tarafı ezmek değil. Soğuk savaş tam olarak bunu tanımlamıyor. Esas mesele ekonomik. Oysa şey de öyle değildi bakın. Yani soğuk savaş dediğimizde ilk aklımıza ne gelir? 60-70'ler hatta 1952'de Rusya'nın ikinci atom bombasını Amerika'dan sonra atom bombası attıktan sonra ikisinin arasındaki mücadele gelir. Mesela Amerika ile Rusya arasında 60'larda çok acayip bir ekonomik mücadele çok fazla yok. Çünkü ikisinin sahası da belliydi. Ama şu andaki soğuk savaşın temeli o zamanki askeri birbirlerini nükleer olarak askeri olarak belli bir noktaya sıkıştırmaktan ziyade ekonomik şeyi de çok fazla var. Ve burada ilginç bir nokta var. O da şu bakın. Şimdi Louisiana'da bir çift sıvılaştırılmış doğalgaz ihracat tesisi inşa eden bir şirket varmış Amerika'da. Çin'le çok büyük bir anlaşma yapmış. Çin'in en büyük doğalgaz ithalatçısı firmayla 3,5 milyon ton yılda 3,5 milyon ton sevk etmek üzere bir anlaşma yapmış. Düşünebiliyor musunuz ya? Amerika'nın en büyük firmalarından bir tanesi Çin'in en büyük firmasıyla
kendi şeyinden, oradaki tesisinden 3,5 milyon ton doğalgaz. Yani bunlar nasıl savaşacaklar? Yani anlatabiliyor muyum? Yani çok fazla Amerika'nın firması var orada. Ha, Çin'de Doğu Türkistanlıları tam manasıyla köle olarak kullandığı için, yani para vermeden günde sabahtan akşama kadar çalıştırmak. Bu normal kölelik. Amerika ve Kanada firmalara hep yaptırım uyguladı. Oradaki köleliğe şey yaptığı için orada iş yapan firmalara, oradan onların ürünlerini almayacaksınız diye kanun çıktı. Ama bir taraftan da mesele böyle enerjiye, ihtiyacı şeye gelince bunları görmüyorlar tabii. O da ayrı mesele. İkisinin de ekonomisi birbirine o kadar çok iç içe girmiş durumda ki. Yani biz Güney Çin Denizi'nde bu donanmaların rekabetini, işte uçakların, 5. nesil uçakların rekabetini bir taraftan hep konuşuyoruz ama aslında bunlar birbirlerini dengelemek, başka ülkeleri savaştıralım. Yani kendilerinin, ya bana şöyle geliyor, dünyada en son savaşacak iki ülke. Çünkü ben bunu birazcık Çin konusundaki uzman kişilerden çok yazdıklarından çok araştırdım. Burada çok iyi anlatamıyorum konuya vakıf olmadığım için ama yani şöyle söyleyeyim, birbiriyle ekonomik olarak birbirine çok içe geçmiş. Mesela bizim en fazla ihracat yaptığımız ülkeler, ticaret yaptığımız ülkeler, birisi Amerika, ikincisi Almanya ya. Ya bizimle Almanya arasındakinden daha yoğun onların arasındaki, daha büyük hacimli. Yani gerek borsalar, hisseler, fabrikalar, işte gerçi Çin'den birçok fabrikayı artık taşıyorlarmış bu biraz önce bahsettiğim yasadan dolayı. Ama gerçekten soğuk savaşın altında işte kuşak ve yol projesi de var Çin'in. Bu var aslında, yani ekonomik olarak birbirlerini köşeye sıkıştırmak ve bunun için de askeri olarak güçlü olmak zorundalar. Yani mesela Birleşik Arap Emirlikleri'nde ne yaptı? Çin bir sivil deniz üssü kuracakmış ama aslında asker amaçlı kullanacakmış diye Amerika bastırdı. Geçen hafta bayağı bir bastırdı ve Birleşik Arap Emirlikleri Çin'in deniz üssünü iptal etmek zorunda kaldı. Oysa ticariydi diyordu mesela. Neyse, çok fazla konu dışına çıkmadan kazalar dostumuza gelelim. Geçen haftanın enteresan. Şimdi bir video seyredeceksiniz. Videoda F-14'ten atlayan iki tane adam var. Sequence of canopy and two pilots leaving the airplane occurs in 0.9 seconds. From the ground camera, you see the ejection occurred about 50 feet above the trees. Bill Miller in the front seat gained about another 10 feet and landed safely ahead of the fireball. And as you will see, I started coming down into it. And luckily we had 20 knots of surface wind, which blew me to the leeward edge of the heat, and at which point a thermal took me up. Evet, bu F-14 ne? Bu ilk üretilen F-14 prototipi. 1970'li yıllarda hidrolik arızasından dolayı uçak ilk uçuşunda, böyle bir ilk uçuşunda değil, ilk uçuşlarının birinde, ilk prototip yani bu, böyle bir sıkıntı yapıyor. Bunu ben belgeselde de seyretmiştim ve iki pilot da atlıyor, kurtuluyor. Fakat sonraki şans da olmuyor. İkinci uçakta, uçak gemisinden kalktığında yine hidrolik arızası oluyor ve pilotlar ölüyor. Yani ilk iki prototipi düşmüş F-14'ün. Hani bazıları F-35'te sürekli dalga geçiyor ya, dünyanın o zamanki en iyi önleme uçağı F-14. Yani bu gayet normal aslında. Diğerisi F-22. Diğer video, onu da seyredelim. Evet, bu da dünyanın en iyi, bana göre öyle değil ama dünyanın en iyi savaş uçağı. Hem 5. nesil hem stealth, hava hava savaşçısı, kapasitesi fazla. Tabii kazasını eleştirmiyorum, yani kaza olabilir her yere, her ülkenin uçağı, özellikle ilk yapılan uçaklar böyle düşer. Bu da burada bir bilgisayar arızası, bir hatırladığım kadarıyla burada yumuşak, sert iniş yapıyor, kırımı uğruyor. Videoda gördünüz zaten, düşen bir F-22'nin görüntüsü. Şimdi ben bunu niye buraya getirdim? Daha sonraki 3. 4. 5. 6. 7. ve 8. fotoğraflara baktığınızda içini görüyorsunuz. Çok enteresan. 4 yıla onarmışlar bunu. Uçağı tamamen yenilemişler. Özellikle burada
Şu 5 no'lu fotoğrafa bakarsanız fotoğrafta içinin ne kadar enteresan, yani gerçek diğer uçaklardan çok alışılageldik gibi, diğer uçaklar gibi değil, çok alışılagelmedik bile, çok farklı bir şeyde olduğunu görürsünüz. 4 yıl sonra uçağı yeniden hayata döndürdüler. Bu haberimiz de bu kadar diyelim. Diğer iki kazayı getirmeyi unutmuşum. Neyse. Haftaya. Şimdi sorulara gelelim. 3 tane de soru alacağız. Sonra 2 tane soru alacağız. Sonra başka bir mevzudan kısaca bahsedip kapatacağım. Şimdi Gürcan Coşkun, ağzına emeğine sağlık Hakan Bey. Hürjet montajı ile ne durumdayız? Bilgi verir misiniz? Bilmiyorum ama Hürjet'in zaten birkaç yıla uçacağı, ne zaman söyledi? 1-2 yıl içinde uçacağı söylenmişti. 2023'tü galiba. Dolayısıyla iyi durumda olması lazım. Diğer soru Ertuğrul Gazi Tiryaki. Hakan Başkanım, Somali ve Etiyopya'dan gelen TB2 görüntüler hakkında birkaç cümle. Yani Türkiye'nin Afrika'ya TB2 satması çok önemli. İşte dediğim gibi mesela bir İngiltere satmak kadar önemli olmasa da Afrika'da büyük pazar. Bir açıdan oradan daha farklı. Çünkü Avrupa'da satabileceğin ülke sayısı sınırlı. Yani Macaristan, Polonya, İngiltere alacaksa, işte konuşmuştuk daha önceki programda. İngiltere, ama işte ne bileyim Fransa'ya, Almanya'ya, İtalya'ya falan satamayız yani. Onların çünkü kendi şeyleri var, ihtiyaçları belli. Ama Afrika'da bir sürü ülke var. Dolayısıyla hep o ülkelerde birbirlerine bakıp da alabilecekleri için gerçekten bu iki ülke önemli. Bir de bu bayağı bir sıkıntı oldu. Biliyorsunuz Amerika'dan, şuradan buradan, her yerden itirazlar geldiler. Türkiye'nin dünyadaki bir siyah pazarını yavaş yavaş ele geçirmesi, neredeyse bir süre sonra tekel durumuna gelmesi çok ciddi de rahatsızlık yapıyor. Ki şu anda yani ya ikinci ya birinciyiz. Tabii bu konuda da çok şeffaf rakamlar yok. O yüzden bilemiyoruz ama Çin'i geçtiğimiz kesin bir kere. Yani ben öyle düşünüyorum en azından. Yani Çin'in satmadığı ülkeleri de sattık. Şimdi Suudi Arabistan Çin'den aldı ama bizden de aldı. Gitseniz şimdi Suudi Arabistan'a sorsanız ya da her ikisini kullanırken sorunu bizimkilerden daha, onların performansları daha yüksek olmasına rağmen, yani daha yükseğe çıkıp daha fazla silah taşıyıp daha uzun süre havada kalmana rağmen bizimkilerden daha memnun olan birçok ülke var. Orta Asya'da da birçok ülke alıyor. Çünkü niye? Maliyet etkinlik yönüyle ciddi fark atmış durumdayız. Diğer bir son fotoğrafta benim kendi Twitter sayfamı ekrana verdim. Twitter'dan takip etmek isteyenler veya işte adresi bulamayanlar için değil. Altta bakın bir link var. Genelde bana şu yazınız nerede, şununla ilgili yazınız var mı, bu yazı nedir gibi sorular soruluyor. Ve buradaki YouTube'daki yorumlar kısmında da çok soruluyor. Arkadaşlar bu sabit tweetimde Twitter'da, şu hekili çizgi word olan Twitter'da, en baştaki sabit tweet'in şu kırmızı içindeki olan yerde bloğundaki tüm makale linkleri var. Burada ya yani Türkiye'de çok böyle bir insan yoktur. Ağzından çıkan her şeyi, her videoyu, her yazıyı, her röportajı, işte 400'e yakın yazıyı, 90 tane neredeyse röportajı, işte 100'den fazla videoyu hepsini oraya çekinmeden şeffaf bir şekilde koyan yoktur herhalde. Her şey burada. Yani hangi konuyu istiyorsanız, benim yazdığım tabii, bütün yazıları hepsini burada görebilirsiniz. Şimdi son olarak kapatmadan önce bir şeyden bahsedeyim. Geçen hafta biliyorsunuz Levent Özgür konuğumuzdu. Bayağı bir yorumlarda tenkit aldım. Levent'i konuşturmamışım gibi. Kesinlikle haklısınız. Özür dilerim. Levent'e de dedim zaten, kusura bakmayın. Ancak sizin bilmeniz bir şey var. Biz Levent'le daha öncesinde şöyle konuşmuştuk. Yani böyle Levent'i çağırayım ben sorayım, o konuşsun. Hani böyle bir uzmanı çağırırsın. Sen hiçbir şey bilmezsin. O anlatır. Hani televizyondaki böyle şeyler, programlarda olur ya. İşte tıp konusunda bir uzmanı çağırırlar. Normal spiker gazetecidir. Bir şey bilmez. Adam konuşur, o da dinler. Biz şimdi Levent'le arkadaş olmamız haricinde aynı konuları çalıştığımız için Levent bana şöyle dedi. Hakan dedi, birlikte yapalım dedi. Mesela 5'in nesilleri sen anlat, F-16'ları ben anlatayım. Karşılıklı konuşma şeklinde olsun. Biz öyle bir format düşündük. Ama siz böyle televizyonlarda hep alışmışsınız ya, bir tane moderatör oluyor, bir tane konuk alıyor. İşte benim Habertürk'te teke tek yayında çıkmam gibi işte. İşte Fuat Altaylı soruyordu, ben cevap veriyordum. İşte başkası soruyor, o cevap veriyor. Biz Levent'le böyle bir formatta düşünmedik. İkincisi, Levent de benim gibi Türkiye'de F-35 alınmamasına, F-35'ten olmamıza çok üzgün. Tam S-400 aldık. Kesinlikle paket yapıp çöpe atıp bir kenara koymayalım. Kesinlikle geri vermeyelim. Devam etsin ama hani S-400 olunca sanki F-35'e gerek yok gibi söyleyen bir cephe var ya. Bunlara karşı çok şey, çok da biraz kendini tutamayacağını düşündüm. Çok agresif çünkü o konuda. Ben her an böyle konuyu bir taraflara çekecek, hani siyasetle yapmak istemiyorum burada.
Su-57 F-35 mevzuna gelince birazcık onu frenleme ihtiyacı hissettim. O da biliyor zaten, onunla da daha öncesinde konuştuk. Oradan bir de ben birazcık acemi moderatörlük diyeyim. Sormak istediğim soruları doğru soramadığım için o da başka şeye cevap vermeye çalıştığı için ben arasına müdahale etmek zorunda kaldım. Aslında biraz daha net sorabilirdim. Ama sonuçta evet, sonradan seyredince baktım ki birazcık bazı konularda biraz daha aslında engellemişim. Çok daha verimli bir program olabilirdi. Fakat şöyle yapacağız. Ben uzun bir liste oluşturdum. Bu listenin tamamını burada anlatmadan birkaç ay sonra Levent'i tekrar çağıracağım. Kendisine söyledim. Bu sefer ben konuşmayacağım. F-16, F-35, Su-57 de konuşmayacağız. Apayrı bir askeri havacılık. Yani havadan havaya füzeler, şunlar bunlar değil. Tamamen hiç konuşulmadık askeri havacılıkla alakalı bir konuyu size anlatacak. Diğer bir mesele, haftaya çok bomba bir konu var. Savunma sanayini medyasındaki duayenlerden birini çağıracağım. Kimi çağıracağım? Özgür Ekşi'yi çağıracağım. Daha doğrusu davet ettim. Kendisi de kabul etti. Sağ olsun. Haftaya biz hafta içi çekeceğiz. Siz cuma günü seyredeceksiniz. Onunla da Özgür Bey'le de hiç konuşulmamış şeyleri konuşacağız. Çok orijinal bir program olacak. Yani Türkiye'de savunma sanayinde neler ters gidiyor, işte hangi ürünler iyi gibi, işte şu konuda işte siyahlar falan, öyle değil. Çok daha farklı, değişik bir şey olacak. Ve sonraki haftalarda konuklarımın tabii isimlerini söylemiyorum ama iki haftada bir. Yani benim amacım şu, siz şimdi biz size savunma sanayi, askeri konular, şunları bunları anlatıyoruz ama bu gördüğünüz siteler, dergiler, onların arkasında çalışan insanları da birazcık tanıtmak istiyorum. Yani gizli kahraman demeyelim de, yani çok beğendiğiniz bir sitenin, işte savunma sanayi ile alakalı veya havacılıkla alakalı bir sitenin, onu hazırlayan, onu şey yapan insanlar kimler? Yani daha doğrusu böyle film artisti gibi onları size tanıtmaktan değil de bu insanlar ne düşünüyor? Yani mesela Özgür Ekşi şu konuda ne düşünüyor? İşte Levent Özgün ne düşünüyor? İşte diğer isimlerini vermek istemiyorum. Liste çok uzun. Şimdi davet edip de gelemeyecek olanlar varsa burada şey altında bırakmak, mecbur bırakmak zorunda kalması, zorunda kalmasın diye şey yapmıyorum. İşte X kişisi, Y kişisi, tamam bu adam hep SİHA'ları yazıyor ama aslında bu X kişisi SİHA'lar hakkında ne düşünüyor? Neyini doğru buluyor? Neyi eksik buluyor? Hangi mühimmat eksiğiz? Hep o mühimmatları yazıyor ama o mühimmatların hangisi konusunda nasıl fikirleri var? Belki çok daha farklı fikirleri var. Veya oraya yazamadığı mesela çok müthiş kabiliyetler var. Ya çok da müthiş kabiliyetler var ama biz yazamıyoruz diyecek gibi. Yani dolayısıyla ben bu insanları kişiliklerinden ziyade görüşlerini burada aktarmak ve böyle bir değişik bir açı, değişik bir pencere açmak istiyorum. Yoksa işte program prim yapsın, onu çağırayım, bunu çağırayım. Öyle olsa çok daha böyle prim yapacak insanları çağırırım. Hani böyle şey gibi tanınmış işte gazeteci şey değil. Sizin çok tanımadığınız ama sitelerini sürekli takip ettiğiniz ama aslında savunma sanayi ve havacılık ve askeri konularda hep onlardan öğrendiğiniz kişileri çağıracağım. Ve güzel olacak. Haftaki programın da çok iyi olacağını düşünüyorum. Bu şekilde devam edeceğiz inşallah. Evet, programımızın sonuna geldik. Yorumlar kısmına sorularınızı sorabilirsiniz. Ben peyderpey sorularınızı cevaplamaya devam edeceğim. Programın içinde de söylediğim gibi haftaya Özgür Ekşi konuğumuz olacak. Cuma günü mutlaka programı kaçırmayın. Beğenme butonuna basmayı unutmayın. Kanalı takip edin. Ayrıca Türkiye ve dünyadaki savunma sanayi ve askeri gündemi takip etmek için Twitter'dan beni takip etmeyi de unutmayın. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. I'm the boss.